biçim hikaye böyle. Yılan değil mi? Aldık. Abim ödeyecek. Gel baba. Eski Açık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu Ne Biçim Hikaye Böyle'nin yeni bölümünde yine Hüseyin Kıyıcı ile beraberiz. Kıyıcı hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Erinç'im? İyidir. Çok şükür. Senden ne haber? İyi. Valla geçen hafta çok güzel etkileşimler aldık. Görünüşler aldık. Evet. Feedbackler aldık. Acayip hoşuma gitti. Herkese bir kere daha teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İlgi alaka gösterdikleri için. Bu arada kanal da gittikçe büyüyor. Kanalı bir arkadaşlar 50 bin abone yapıyor muyuz bugün? Yapalım. Bunu sözünü alalım mı? İnşallah. Hadi inşallah. Valla beğeni, yorum, abonelik bizim en önemli. Bu video rekor olsun ya bence. Evet. Abone getirme... Beğeni de. Geçen haftayı da geride bıraksın. Evet. Geçen haftayı da geride bıraksın ve sizden bu güzel talebimizi oluşturduktan sonra... Ben bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Gelecek sezon için inşallah buraya farklı şeylerde bir şeyler daha yapacağız. Evet. Onlar çok soruyorlar. Daha çok bir araya gelin diye. Aynen sağ olsunlar. Öyle. Farklı konseptlerde güzel işler yapacağımızı da umuyorum. Çok çok güzel şeyler yapacağız inşallah diyelim. İnşallah. Şimdilik sufle veremiyoruz ama yakında veririz inşallah. Ve başlıyorum. Hazır mısın Kıyıcı? Hazırım başkan. Ve bu bölümün konusu Türk futbol tarihinin unutulmaz gafları. Oo. Çok eğleneceğiz. Çünkü Türk futbolu buna çok açık. Gülme volümümü kısıyorum şu an. Evet, evet biraz kıyıcının kahkahasını bol bol duyacağız. O çok sevdiğiniz kıyıcının kahkahasını bol bol duyacağız bu bölüm olacak. Ne diyorsun önceki yorumunu alayım sana böyle genel konu hakkında. Abi çok isim böyle silüeti gözümün önüne düşmeye başladı. Değil mi? Bazı isimler bilinik, bazıları belki sürpriz olacak. Nelerle karşılaşacağız ama bizim futbol iklimimiz çok renkli olduğu için özellikle hani çok uç noktalarda anormal gaflarla da tekrardan hatırlayacağımız ve keyif alacağımız program olacağını düşünüyorum. Evet, o zaman Türk futbol tarihinin unutulmaz gaflarında birinci derken bunu sıralama yapmadık. İlk evet. Konumuz Kıyıcı. Papa bir gün İstanbul'a gelmiş. Uçaktan inmiş. Gazeteciler sormuş demiş ki Papa demiş kerhaneye gidecek misiniz demiş. Burada kerhane mi var demiş. Onu manşet atmışlar. Abi şimdi Mustafa Cengiz kerhane fıkrası. Papa inmiş. New York havalanına bir Taner Kışlar'ı bana anlattıydı. Sağ Allah rahmet eylesin. O güzel anlatır. İşte bulvar kahvesinde birisi Sayın Papa demiş kerhaneye uğrayacak mısınız şeye demiş. New York'taki. Adam da şaşkın ne ya ne diyorsun? New York'ta kerhane mi var demiş. Manşet ertesi gün gazetede. Papa havaalanına iner inmez New York'ta kerhane mi var diye sordu. Yani biraz gazetecilerin orada kışkırtması vardı o basın toplantısında yani. Başkanı işte tabii ki başkan Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin tekrardan. Hani hem hastalıkla mücadele ediyor hem ağır ilaçlar alıyor vücuduna o dönemki sağlık sorunları sebebiyle. Ama tabii başkanın da sağlıklı zamanında da mesela böyle ilginç çıkışlar oluyordu ya. Evet. Sen birazdan bir örnek daha vereceksin gibi gülüyorsun. Hani öyle bir iklimde yapılmış bir hadiseydi ama tabii yanılmıyorsam soruyu soran da Gökhan Dinç'ti. Çok kaşıdı orada hani bu mevzuda başkanı bayağı sıkıştırdı. Ama konu geldiği anda zaten şöyle bir şey var. New York'ta Papa, kerhane duyulduğu anda birisi evet. Eyvah diyor. Evet, evet. Söz kaydında eyvah diyor. Zaten oradan fragman verilmişti. Ama tabii başkan olmadan önceki adaylığı zamanında dahi böyle anlattığı hikayeler çok meşhurdu. Ama tabii ki zaten Fatih Hoca da o dönemki konu Fatih Hoca'ya geldi. Başka Falcao'ya geldi. Ama bir şey söyleyeceğim. Sanki başkan onun normal zamanında da bu hikayeyi anlatırdı bence yani. %100 anlatırdı. Çünkü yani bir divanda mı genel kurulda mı hatırlamıyorum. Birinden birinde yani işte padişah benim şeyime güvenmesin. Benim şeyime güvenip sefere çıkmasın bu kızını da hiçbir şey yokken anlatmıştı yani. Değerli arkadaşlar, şimdi köylü çiftini sürüyormuş. Mültezim gelmiş, küçük oğlanı askere demiş. Demiş ki, ne oldu? Padişah sefer açtı demiş. Ya demiş, büyük oğlanı aldı 7 sene önceki sefere gitti gelmedi. Ortanca olan da aldı gitti gelmedi. Şimdi küçüğüm istiyor demiş. Benim şeyime güvenip ikide bir sefer açmasın demiş. Bazı fıkraları da böyle hani gerçekten iyiydi bu arada. Federasyona ayar vermek için söylüyor. Fenerbahçe ayar vermek için söylüyordu ama cuk oturuyordu mesela. O evet, tarz evet. Bir fıkraydı. Ya yani başkanın oradaki anlatıcılığı biraz Erman Toroğlu'da. Yani Erman Hoca'ya da geleceğiz birazdan belki. O noktaya da evriliyordu. Allah rahmet eylesin diyelim ya. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet yani, olsun. Yani hani YouTube'da bir şey izlerken böyle ileri yapıyorsun ya bir algoritmada. Orada tak karşına çıktığı zaman izlenecek gaftır o. Evet evet. Güldürecek bir gaftır. Zamanında çok kızdık ama o biraz da tabii son dönemlerine denk geldiği için evet. Aslında biraz da evet. Bu geril
gerilimler yaşandı bence. Evet. Ama çok başkanı da tahrik eden, kışkırtan kişiler de oldu. Aynen öyle. Orada Fatih Hoca'nın mesela başkana sağlık diliyorum diye konuyu bitirmesi ve kendi adına kapatması bence çok hani olması gereken hareketli hocada öyle evet. Şey yaptı yani. Polemiğe girmedi, hiç cevap da vermedi. Gerek de yoktu zaten. Aynen, gerek de yoktu. O yüzden Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'i de rahmetle andıktan sonra ikinci gafımız, seçtiğimiz gaflardan biri Ahmet Ağaoğlu, İsmail Köybaşı. Ne diyorsun abi sen ona mesela? Ya var ya bak. Orada bak, döndürmeye çalışmasına çok gülüyorum ben. Evet evet. Yani, döndürmeye çalış. Bak bazen bir hata yaparsın, tamam mı? O hatayı toparlamaya çalışmak hatayı daha da çok öne çıkartıyor, aynen, değil mi? Aynen. Yani yaptın hatayı, geç yani artık. Ama yani çok enteresan bir hata gerçekten. Federasyonun ya Trabzonspor yerli, evet, Norveç'in sol bek almıştı. Sen. Evet. Yedeği yoktu. Sakatlanma durumu olmuştu. Türk oyuncu alması lazım. İsmail. Ya bir daha bir şey ilginç. Hani İsmail Köybaşı kulüplerde tutunamamış, gözden düşmüş bir oyuncuydu, aynen, o dönem. İmza töreni yapıyorsun onun için tek kişi. Yani İsmail Köybaşı kimdir abi? Atıyorum Gervinho ile Hamsik'i aldın aynı anda. Ya İsmail de araya atalım. Yedek geldi. Duyurmak için. Ha. Öyle bir topçuydu yani. Aynen, aynen. Trabzon kadro kalitesinde. Ama özel imza töreni hazırlayıp da ya sen de işte aldık ama federasyonun şeyi sayesinde falan bilmenin de yapması inanılmazdı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyoruz. Orada şey ne dedi? Başkan şey dedi. Şey dedi işte, yerli sınır olmasa İsmail. Bir de şey dedi abi. Ben dedi yabancıya 5000 forma iteliyordum gibisinden bir şey dedi. Sana dedi 1500 tane yazıyoruz dedi. O yüzden dedi gel. Ya neresinden tutsan elinde kalacak bir İsmail anlamadı ne falan yani oldu. Sonra İsmail'e sordular mı acaba ya? Böyle bir muhabbeti geçti mi herhangi bir yerde? Hani böyle genelde anlatılır ya. İşte futbolcular gider anlatırlar abi, ne oldu. İsmail abi. Ulan buraya kadar getirdik imza işi yatlatmasın diye İsmail hemen kontra yaptı. 1500'ü de 1967 kuruluş yıl dönümümüzü yapalım. Altını doldurdu hemen. Ama şeydi yani bir başkan neleri söylememesi gerekirin örneğidir resmen. Abi orada mesela Ahmet Ağal'ın bir karesi de aklına geliyor. Abdullah Avcı kendini övmeye başlıyor. Yani. Bakıyor falan böyle. Ya müthiş ya. Şey de vardı bir de. Ünal Karaman teknik direktörken böyle bir şey. Herkese forma aldırdığı bir dönem vardı. O işte şeyde de. Ya şeyde. Orada bir gafı vardı yine Ünal Hoca'ya. İşte maaşını da arttırdık. Sen de biraz daha forma al gibi mi? Olabilir. Öyle bir şey en vardı. En yanlış adama yapmış onu. Şeyi. Yani Trabzonspor'un şeyini mağazasının içinde oluyor bunlar. Böyle kamerayla falan yani şey. Trabzonspor'un işte o YouTube kanalında falan yayınlandı yani. Evet. Başka Ahmet biraz abi. Şeydi ya böyle hani. Aklından geçeni çat diyor söyleyip de zor durup kendini de zor duruma sokup. Yani Ahmet Ağol'dan olay sözler yani. Kesin tıklanır ya. Evet, sıradaki gafımız. Gaf mı denir buna bilmiyorum. Ama yine de söyleyelim. Cüneyt Tanman'dan Sabri Pereira'dan daha iyi. Abi çok Galatasaray'ın kötü yönetildiği hakikaten. Geldiğinde anlamıştık değil mi biz? Hani evet. Dursun Başkan'ın ilk dönemi. Mehmet Özbek, Hamza Hamzoğlu, Cüneyt Tanman yani. Üçlü bir Voltron. Hiçbirbiriyle alakasız bir futbol aklı yani. O arada hatırlarsın Muslera'nın maaşı sebebiyle kurum böyle yavaş yavaş artmaya başladığı dönemler. Evet. 2015 satılması falan gündemdeydi. Yerine kimi alırız falan. O arada da hani basın tabii taktik idmandan önce Cüneyt Tanman gazetecilerin sorularını, muhabirlerin sorularını yaratırken kestirip attım. Sabri Max Pereira'dan daha iyi minvalinde konuştu ve o Pereira sonra gidip Benfica'dan Porto imza atıp 6 sene falan Şampiyonlar Ligi oynadı. Doğru. Sabri direkt oynadı yani. Doğru. Uruguaylı oyuncu. Sabri de Göztepe'de bıraktı yani. Aynen. Tekrardan Fatih Hoca geldikten sonra kalsaydı aslında onu da kullanırdık Hakan Balta gibi dedi ama kötü bitirdi. Çok kötü bir gaftı abi ya. Çok büyük fail'ler vardı o sezon. Ya mesela ben şimdi Sabri ile devam etmeni anlayabilirim, tamam mı? Yani Sabri ile sezona devam etmek bir tercih olabilir, tamam mı? Birisi yanlış der, birisi doğru der ama bu bir tercihtir. Ama sen kalkıp Sabri Maxi Pereira'dan daha iyiye savunup bunu böyle devam edemezsin tabii yani. Tabii. Yani hani alamadığını böyle açıklayamazsın. Arkadaşlar Maxi Pereira'nın maliyeti bizi aştı. O yüzden biz Sabri ile devam edeceğiz yolumuza. Yüzde. Diyebilirsin yani. Ya da Max Pereira'yı alıp Sabri'yle forma rekabetine sokarsın. Evet. Uğraşıyoruz dersin. Ya da hiçbir şey demezsin dediğin gibi. Zaten en sonunda da Gross Köyüsü'de belamızı bulduk abi. Oyuncuyu kaydettirdik. Getirip dedik kaydettiremedik. Oynatamadık. Aynen. Fax, bayağı şey. Ondan sonra Sik Dorsan vardı. Ertesi sezon. Cüneyt Tanman yok ama. Ne oluyor dedim Allah kahretmesin. Yine yüreğimi. Gerçekten yer arası var kıyıcı. Biliyorum. Ondan söyledim zaten. Allah'tan konular benimki birbirine bağlantılı. Öteki daha fena ediyor. O Oriye'den falan girmişti yani Kerem. Kerem Evet'e de selam olsun buradan. Kerem'e de çok selamlar. Ve sıradaki gafımız. Bu artık gafların şeyi olabilir. Bu premium gaf. Diamond Elite Premium gaflardan biri. Evet, Bülent Uygun'a ait.
sıradaki gafımız. Benim futbolcularım ne zaman Nadide Sultan'a, ne zaman Eyüp Sultan'a gideceğini bilir. Abi Sivas'tayken hatırlarsın şey yapmıştı. Topçularım ne zaman Layla'ya, ne zaman Layla ile Allah demesini bilir gibisinden. Hayır, şey dedim işte. İstanbul'da Layla, aynen. Layla, Sivas'da Layla ile Allah demişti. Aynen, böyle bir şey demişti. Burada da ya, yani... söylemlerime inanamıyorum ya. Kavanan açıklama yapmıştı ya. Sivas'ta yaşamak 1800'lerin... Bu orta çağda, orta çağda yaşamak 1800'lerin New York'u gibi falan demişti. Hakikaten Bülent Uygun'un Sivas'ta şampiyonluğu oynattığı seneler de oldu. Avrupa kupalarına falan götürdüğü seneler de oldu. Türbülent ama... sistemi. Türbülent sistemi. Kamanan, Balili, türbülent. Fenerbahçe'ye bence Aziz Yıldırım'ın ya bu da bize olmaz falan gibisinden üstünü çizdiği temel temel mevzulardan bir tanesi bu gaflarıydı abi. Yani evet. Yönetmek çok zordu. Çiçekli parlak gömleği. Şeye gidip ceza aldığı mesela bir an var. PFDK'ya gidip de uzun süre ceza aldığı anlar var. Evet. Kulübenin şeyini kırdığı, yan tarafını kırdığı zaman. Eskişehir'de de bunu yaptı yani. Topçularım ne zaman Nadire Sultan'a, ne zaman Eyüp Sultan'a gitmeyi bilirler yani. Nadire Sultan'ı öyle bir gösterdi ki. Ya abi nasıl konuşabilirsin? Abi yani ya. Nadire Sultan falan ne alaka falan dedi. Sonra o da saldırmaya başladı Bülent Uygun'a. İnanılmaz ya gerçekten. Yani hala öyle bence. Ya hala öyle canım. Yani hiç biraz şey böyle yukarı atsa, palazlasa yani Rıza Çalınbay gibi falan hani Sivas'ta bir Avrupa Kupası'na falan götürse başlar yani konuşmaya. Of kesin kesin. Şimdi yani... böyle maçları bekliyor yani Galatasaray maçını bekliyor özellikle de biraz palazlansa yine yapar yani. Yani şey bence şu an seçtiklerimizin arasındaki en premium gaflardan biri bu. %100. Ve Bülent Uygun'un da yani hiç boşu yok yani hani o dediğim gibi İstanbul'da Layla Layla, Sivas'ta Layla Layla falan. Çok skandal açıklamalar. Şeyde yani. Sağ kenarına duruyorlar ya koşuyor. Bülent Başkan. Bülent Başkan. Orada muhabir Atakan Kurt herhalde. Başkan! Ama hani o şeye her detayına ayrı gülüyorum o videonun ya. Yani bir bakıyorum bir dayıya ayrı gülüyorum. Tabii canım. İkinci tekrar izliyorum başka birine ayrı gülüyorum falan yani öyle inanılmaz bir video. Koşuş stilleri efsane ya. Kayıyorlar ya bir de böyle. Muhtemelen buz tutmuş orası. Ve sıradaki unutulmaz gaflarımızdan bir tanesi bu alanda masterpiece. Gaf demeyelim bence ona. Şöyle yani komik bir cümle. Gaf sayılabilir ama söyleyeni düşünce çok da gaf sayılmaz. Bu gaf Sergen Yalçın'dan geliyor. Guti bir kaza yapıyor. Evet abi. Gece kulübü çıkışı. Ertesi gün maç varken kaza yapıyor. Ertesi gün maç varken kaza yapıyor ve NTV Spor'da bu konu tartışılırken Sergen Yalçın şöyle bir yorum yapıyor. Ya sen o kadar büyük futbolcusun. İşte biz de zamanında gezdik tozduk ama hiç bu şekillere girmedik diyeceğim yalan olacak. Biz de çok bu pozisyonlara düşük. Çok gezdik dolaştık ama hiçbir zaman alkollü arabanın içine binip de bu şekillere girmedik desem yalan olacak. Ya bunu kendine inanılmaz yakıştırıyor anlatım biçimiyle. Bayağı minik bir araştırmaları almadılar. Ya Sergen Hoca'nın en sevdiğim yanına biliyor musun abi? Tamamen şeffaf adam. Yani hiç böyle kendimi başka bir yerde göstereceğim diye böyle şekilden şekile girmiyor. Bir maske takmıyor adam yani. Takmıyor. Ve aslında yanlış bilinen bir şey çok rahat derler hiç rahat değil abi biliyor musun? Evet. Hiç rahat değilmiş yani. Kesinlikle böyle işine konsantre her şey... detaylı çalışır. Sadece işte onu idare etme olayı var ya abi. Aha. Camiye olarak, başkanlar olarak ama bu mevzuda dediğin gibi yani o olayı bile yani sempatik biçimde gösterebiliyor. Aynen. Anlatıyor yani. Neyse o abi. Şey işte bir araştırdılar, vazgeçtiler. Şey onun Chelsea maçında 2 gol attı. Aha. İşte ben diyor bilseydim de böyle bir şey bahis oynandığını 150 katı veriyordu. 2 gol atmama gider oynardım diyor mesela. Sonra da hangisi deplasmana gitmemişti? Şeye, Elazığ'a. Elazığ. Ben de geleceğim Elazığ'a falan. Aynen. Elazığ'a gitmemişti. Ben İngiltere'de 2 gol atmışım. Abi, Elazığ'da ne işim var? Babam geldiriyor o maça Chelsea'ye. 2-0 biter Sergen atar demiş ikisini de. Aa. Aynen maça gitmiş orada öyle bir tespit yapmış. Rüyada gördüm falan. Bence orada şey çok iyi abi. Ben o maçın özetini izleyince ilk gol atıyor. Okan Koç kadroca giriyor. Şöyle itiyor. İnanılmaz. Lan gol adam Lozay'ı yerlerde süründürmüş. Atmış orada 1-0 Sergen Yalçın. Evet. Okan Koç golü kendine atmış gibi şöyle bitiyor. Kimseyi kadraja sokmuyor değil mi? Müthiş ama. Hoca inanılmaz abi ya. Ya çok anı var abi. Şeyde mesela Galatasaray'la ilgili mesela şeyi var. Galatasaray tribünleri diyor. Neticede 99-2000, 2001-2002 iki şampiyonluğu var abi. Evet. Beşiktaş'ta da iki şampiyonluğu var. Galatasaray'da iki şampiyonluğu var. Beşiktaş'ta bu arada Beşiktaş efsanesi diyorsunuz Sergen Yalçın'a. Ama kusura bakmayın Galatasaray'da bir de Şampiyonlar Ligi çeyrek finali var yani. Bir de bunu sayalım yani esasen. Ve şey diyor yani Galatasaray tribünü oynamayan topçuyu çok iyi bilir diyor. Kimin tepki gösterilip kimin işte performans verdiği zaman yükseltilmesi gerektiğini çok iyi bilir diyor. Galatasaray'da çok rahattım diyor adam. Evet. Türkiye'de. Galatasaray'da bundan hiç uğraşmadım. Yok Galatasaray benim en rahat futbol oynadığım yer Galatasaray'dı. En rahat, sorunsuz. Faruk Süren
kız arkadaşımla. Başkan hayatı. Başkanla. Şarap yolluyor. Şarap yolluyor. Allah Allah. Eyvah dedim, hiç yandık demiş. O zamanki kız arkadaşına. Yanılmıyorsam Aslı Hanım da. Yandık demiş. İşte başkan burada, trip yiyeceğiz falan. Çok güzel, nezaketli biçimde Faruk Sönen'le karşılamış. Bir gün kız arkadaşımla yemeğe gittik bir restorana. Tam kapıdan giriyoruz. Faruk Sönen'i gördüm içeride. Eyvah dedim, yandık. Başkan burada. Çünkü bir öteki başkanlarla çalışmışım. Biliyorum durumu. Faruk Sönen sana şampanya yollar. Ya bir Faruk Sönen beni gördü. Kalktı oturduğu yerden, geldi. Bana, bize hoş geldiniz dedi. Bize masayı oturttu. Bize ne bileyim içki söyledi. Ben şoktayım. Ya inanamıyorum yani. Bakıyorum şöyle. Bunlar hatta diyorum ki kız arkadaşım, bunlar gerçek mi acaba falan diyorum ben. Ve hani hoca hakikaten bunu da her yerde anlatır ve hakikaten de yaşadığı şeylere şey diyorlar ya abi. Ya kendine baksaydı çok daha iyi yerlere gelirdi. Bence doğru ama Sergen Yalçın figürü buradan hani vurulacak bir şey değil bence. Ama bir şey söyleyeyim. Belki de kendine bakacağı bir yaşam tarzı onu mutlu etmeyecekti. Ve böyle bir performans gösteremeyecekti yani. Bir de Erin şöyle bir şey var. Şimdi mesela bütün topçular Kıbrıs'a gidiyordu. Ama Sergen Kıbrıs'a gitti. Şunu kaybetti, bunu kaybetti. 10 topçu Kıbrıs'a gidiyordu abi o ya şekilde. Ya abi bak çok basit bir şey anlatacağım sana. Bir hazırlık kampında Snyder, Burak, Selçuk vesaire bunların bir rulette fotoğrafları çıktı. Fotoğraf var, evet evet. Abi bütün herkes hey yavrum karizmaya bak falan filan yazdı. Tabii, o tabii, fotoğrafın tabii, üstüne. Tabii. Ama zamanında Sergen bunlardan linç yiyordu. Tabii. Tamam, Sergen tabii ki biraz abarttı. Trabzonspor'dayken abi o zamanki takım arkadaşlarından biri anlattı bunu bana. Oturuyormuş mesela abi işte cuma günü son idmanı bitirmişler. Önemli maç var yanılmıyorsam Beşiktaş maçı falan. Şey demiş, şu altını gelirse demiş, çok rahat olun demiş. Evlenecek topçu falan varsa demiş, ben düzeceğim demiş çeyizine. Koymuş abi altını, Trabzon Beşiktaş 2-0 yeniyor, bir tane asist yapıyor. Sözünü de tutuyor yani. İnanılmaz ya. Abi, ben çok seviyorum ya Sergen Hoca'yı. Acayip acayip. Ve ben ileride gerçekten adından çok söz ettirecek bir hoca olacağını düşünüyorum. Yüzlük. Bir de abi şöyle bir şey var mesela hoca ile ilgili. Hakikaten oyun gözü başka. Yani yorumculukta da hatırlarsın. Girdiğinde belki yani Snyder'ın 3 gol atamaz falan gaf. Öyle bir gaf da yaptı o dönem hani. Ama bence onu biraz böyle hani yorumculukta kademe atlamak için. Ama şey yani orada Hasan Hoca'nın da var ya. Var. Işte, ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Evet, sıradaki gafımız gaf da değil aslında, bir yanlış tahmin. Yanlış maç önü analizi diyebilir miyiz hocam? %100 abi, çok yanlış. Oradaki maç önü analizinde Türkiye 3'lü çıkıyor abi. Evet, onu da söyleyelim. Türkiye-İzlanda maçından önce, İzlanda'nın 3-0 kazandığı İzlanda maçından önce Hasan Şaş hocanın işte İzlanda topu elle getirse yine de gol atamaz maçtan önceki analizi. Tabii rakibimiz de İzlanda. Yani baktığımız zaman elle topu kaleye götürseler 3 defa götürürler. Ki o canlı yayında abi yanılmıyorsam Türkiye 3-5-2 çıktı. Kalede Onur Recep Kıvrak, Ersan Gül'ün falan sol stoper. Üçlü defa Hasan Hoca şey yaptı hani. Galatasaray'daki Fatih Hoca'nın 4-1-4-1 hayalini falan anlattı. Ya bu yok dedi, bu üçlü müşlü değildir dedi, tamam mı? 10 dakika onu anlattı. Sonra o malum senin dediğin hani 3 kere kaleye getiremezsin. Orada en çok şeye gidiyorum ben. Hemen şimdi avını görmüş Güntekin Anay'ı düşün. Avını görmüş Güntekin Anay hemen şey yaptı. Ama dedi 20 maçta dedi bir kere yenebilmişiz. Öyle çok. Ama 7 kere oynamışız, bir kere yenmişiz. Tamam ama bu... Ya olur öyle falan dedi Hasan Hoca. Arada dedim öyle şeyler olurdu, hemen yan tarafa döndü. Ya Hasan Hocam takip etmemişsin şey. Tabii canım tabii. Hiç izlememişsin İzlanda'yı. Abi şey ya, Hasan Hoca, Ümit Özat bunlar hakikaten böyle başka bir üslup adamları ya mesela. Tabii tabii. Ya şey, ya bir tarafın aslında nefret objesi olan ama öbür tarafı da çok duygusal anlamda kendine bağlamış. Tabii. Hatta izlerken de eğlendirebilen, yani. Güldürebilen. Kesin kesin. Bazı anlarda i̇şte mesela. İşte şey Önder Özen'le olan muhabbetinde o deyip. Bak Önder Özen'le olan muhabbetindeki reaksiyonu inanılmaz ya. İskender Beyu. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Evet. Ya böyle ben orada birazdan herhalde kalkıp Hasan Hoca Önder Özen'e dalacak gibi. Ama abi hissettim. Oradan Önder Özen'in kilitlenmesi yani. Orada Rosenborg falan çekiliyor. Evet. Evet. Rosenborg abi ne yapacaksın Rosenborg? Evet. Bir de orada yani evet deyişte de bir şey var değil mi yani böyle. Hani böyle sesi böyle o çatallaştırıyor falan Önder Hoca. Abi ikili yorumcu olayı uyumu var ya yani. O hakikaten yani o senin dediğin hani Demirkov Sergen'de de vardı. Evet. Çünkü hani Demirkov futboldan gelmediği için Sergen Yalçın hani sahalardan geldiği için en yanlış adamla partner oldu. Ve orada infial çıktı yani haliyle. Ya bu da böyle olmaz, şu da şöyle olur. O topu oraya böyle verirsen böyle olur ki Sergen Yalçın anlatıyor yani. Ama sonra da Önder Hoca tabii ki bir sürü kez açıklama hani yaptı. Özür diledi hoca. Hoca. Hiç öyle bir şey yok falan filan. Önder Hoca'nın kalemi Hikmet Hoca ya. Evet. Benim tamam. Hocam of falan yaptı. Şeyi çok severim hocam. Bielsa'yı hastayım ben. Benim hocam Bielsa. Orada Önder Özen'in reaksiyonu da çok güzel ha. Abi ben şeyi de çok severim.
Şimdi Hikmet Hoca Nihat Kaptan'la beraber bir Nihat Kaptan'ın programı vardı YouTube'da. Nat Spor zamanı başlamamışken Nihat Hikmet Hoca'nın evine gidip taktik anlamda şey konuşuyor. Hikmet Hoca çıkartıyor tabii. Brezilya'da Goyas'a gittik. Şuraya gittik, buraya gittik. Hemen böyle yaptı. Bak bak dedi. Nihat gel dedi. Çıkarttı abi. Bu dedi Manuel Pellegrini dedi, tamam mı? Yanında da yani düşün, Manuel Pellegrini'nin futbolcusu var yani. Baktı. Hocam benim hocam da bu dedi. Şeydi, neydi adı o şeyin, izledim sanki ya, Tuncay'la falan da yapmamışlar mıydı? Yaptılar, yaptılar, evet, evet. yaptılar. Orada şey çok iyi ama ya, ben var ya bayılıyorum abi, bak hala geri sarar izlerim. Ne yaptı dedi Hikmet Karaman, Abdullah Avcı'nın dedi yedili stoper attığını ödedi, böyle dağıttı dedi. Şeyde orada bak, anırtan inanılmaz şeyler var ya. Dakika 45 Ensakala, olmayacak bir şey, olmayacak diyor. Sen dedim amatörsün, amatör he. Nihat abinin mimikler inanılmaz ya. Sen dedim amatörsün, amatör. Amatör dedim. Aynen bu şekilde. Aynen amatör. Hoca hepsinin de doyacak. Çene kasları vardı vallahi göre. Şey var ya onun bir tane. Arsenal, Manchester City. Neydi? Newcastle United. Nihat abi ya. O videoyu da izlemek isteyen olursa L1 Üçgen kanalında bulabilir. Nihat Kaptan'a da selam olsun buradan. Evet, Nihat KVC'ye de buradan selam. Aynen. Ve sıradaki gafımız Erman Toroğlu. Diğer muhatabı da Ümit Karan. Maratona bağlanıyordu değil mi? Maraton abi. Maratona bağlanıyordu. Ve dün 3 gol attın. Yarın evleniyorsun, yarın, kaç gol atacaksın? Yarın gece kaç gol atacaksın mı? Oğuz Tongsir'de muhabir yanılmıyorsam yarın gece kaç gol atacaksın? Ümit evet Karan, sevgili hocam. Anlamadım dedi soruyu. Allah'tan anlamadı. Aman hocam, aman hocam, girmeyelim o toplara. Abi Erman Hoca patlayacak bomba gibi ya. Vallahi billahi inanılmaz yani. Tüm golleri bu akşam battı. Yarına bir şey kaldı mı diye soracağım. Erman Toroğlu canlı yayında sordu. Bütün Türkiye doldu. Yarına bir şey kaldı mı diye soracağım. Nasıl bir soru hocam, bunu nasıl? Belki de canlı yayında yapılmış en büyük gaflardan biriydi o. Tabii. Ayağı kokmuştu abi Galatasaray'a. Evet, zaten evet. O sene Fener'le çekiyoruz. Fenerler kadro çok iyi. Aynen. Bize kenetlenecek bir şey lazım. Erman Toroğlu üstünde bir kenetlenme oldu. Sonra Ümit Karan artık nasıl sinirlendiyse o maçtan sonra Manisa'da bir tane bambastan gol attı ya. Topu öyle bir bam diye vurdu. Evet evet. Benim bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam eğer, Ümit Karan bir gece kulübünden de Erman Toroğlu'nu kovduruyor bu olaydan kovduruyor, sonra. Kovduruyor evet evet. Sanırım Maçka. Maçka'da. Neydi? Hatırlıyorum. Fame miydi? Olabilir. Fame olabilir. Yerin adı, yani yeri biliyorum da adını unuttum, mekanın adını unuttum. Sanki Fame. Oradan sanki Erman Toroğlu'nu kovduruyor diye bir hatırlıyorum. Kovduruyor. İşte forumlarda Doberman diye tırnak içinde pankartlar falan hazırlanıyor maçlarda. 5 sene sonra aynısını hoca bu defa şey yapıyor. Arda Turan'a yapıyor evet. Hatırlarsın. Türkiye'den evet. Gitme sebeplerine girdi. Kasık sakatlığıyla alakalı. Kasık sakatlığıyla ilgili. O dönem abi ama yayında hakikaten şey olsaydı bayağı acayip daha kötü bitebilirdi. Ümit Karan'ın tepkisi daha sert olabilirdi. Cezaya da giderdi oyuncunun. Kesin. Etkilenirdik. Sonra bir daha hiç bence bir araya gelmediler. Ama şu an belki dijitalde aynı kanalda program yapıyor olabilirler. Yanılmıyorsam. Aynı kanalda yayın yapıyorlar mı? Sky'da. Doğru. Evet evet. Evet yayın yapıyorlar ama hiç bir araya gelmiyorlar. Bir araya gelmiyorlar. Erman Hoca tek yapıyor. Ümit Karan. Batuhan'dan da yapıyor Hakan abilerle. Ama böyle bir mevzu var yani yaşanmış. Ama Erman Toroğlu'yla program yapacaksan bazı şeylerine de katlanacaksın yani. Abi şimdi orada şey çok iyi abi. Bunu da tavsiye edeyim. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Reha Muhtar. Evet. Son kale. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yani tarihin en iyi spor programlarından biri olabilir yani. Abi... Bitti bir de o biliyorsun. Reha yüzünden bitti. Söz hakkı vermedi. Evet. İkinci bölümde. İkisi bir olup şey yaptı. Aynen. Reha Muhtar'a yüklendi. Şey, Ahmet Çakar böyle anlatıyor. Şimdi diyor Reha diyor bizon. Ben diyor Erman diyor aslan. Ben de diyor bizondan kalan kemikleri sıyıracak sırtlan. Şimdi Reha Muhtar'dan Erman nefret ediyor. Erman'dan Erman Ahmet'ten nefret ediyor. Ahmet Erman'dan nefret ediyor. Bütün yani bütün Voltran bir araya gelmiş orada. Öyle bir programdı. O program zaten başı başına geldi. Orada da patlama nedeni şeydi. Hatırlarsın. Reha Muhtar burası Hergele Meydanı değil dedi. Ha, evet evet. Ne dedin sen diye zaten bir delirdi. Hemen reklama gittiler. Hergele Meydanı değil. Bağırıyorsunuz. Burası Hergele Meydanı değil. Niye bağırıyorsunuz? Ağzını topla. Ağzını topla. Ankara'da bir tane itfaiye. Ağzını topla. Ne yapacaksınız? Topla. Ne yapacaksınız? Ankara'da da Hergele Meydanı diye bir şey varmış abi evet. O tabirden. Zaten diyor Ahmet Çakar ben bir duydum diyor Reha'nın böyle bir şey dediğini. Hemen diyor sopa mopa aramaya başladı. Büyük kafı ya. Evet, evet büyük kaf. Ve sıradaki gafımız Telegol programından Gökmen Özden'e ait. Nobre'yi konuşurken bir anda oğlama oğlam falan gibi bir şey çıktı ağzından. Ve Sabri Ugan'ın. Sabri Ugan'ın. Saatine bakıp evet geç oldu kapatmanın zamanı geldi demesi. Ki Nobre Fenerbahçe'de kaç 2 sene izledik. O adamın o
şeylerinden istifade... Abi Gökmen Özdanak insanların aklına o kadar güzel bir uçurum klibiyle yerleştik. Bir şey söyleyeceğim. Başı. Şeyde Telegol'de mi olmuştu? Telegol. Ali Sami. Telegol'de oldu. O da yani, Telegol'de olmuştu. O da Telegol'de oldu. Orada Ahmet Çakar'ın gülüşü inanılmaz. Yönetim dese ki Ali Sami alkışı sahaya sürüyorum arkadaş. Libero oynayacak dese kim? Adam sesini çıkarmayacak ya. Ya yok. Vallahi billahi ya. Böyle bir ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de yok Ali Sami yani. Şimdi bunu hiç konuşmadık. O, abi. Bunu hiç konuşmadık ama hakikaten de yok Ali Sami yani. Hani söylediği. Vallahi diyor Lişesko'nun yerine diyor Turgay abi diye çıkarsa. Yo şey diyor Ali Sami'yi sahaya sürseler yönetim hiçbir şey diyemeyecek diye. Yok abi. Tabii. Turgay abi ya. Muhteşem. Abi o program inanılmaz ya. İnanılmaz. Yani. Bence verilmesi gereken yegane tepkilerden biriydi yani. Şeyde de vardı ya abi. Nerede tabii Gökmen Özdenen bir tane daha vardı. Pornografi paralar. Onun internet sitesinde UEFA'da şöyle bir şey çıktı. Pornografik paralar ödeniyor. Artık bu kulüpler bunları kaldıramaz duruma geldi. Paralar ödeniyor. Pornografik paralar ödeniyor. Geçen Atletik'te bir yazı okudum. Sonra tam bitiremedim abi. Yazıyı Twitter'da biri paylaşmış. Gökmen Özdenen haklı çıktı. Bak, pornografi paralar. Pornografi kullanılmış değil. 15 sene sonra gelen haklılık. Müthiş ya ama astronomik aklına gelmediği için pornografi diye. Tabii. Ama o da doğru bir tanım. Pornografi para. Abi tabii ki. Pornografi yani kullanırsın yani. arada kaynatırsın. İzlenmesi sakıncalı paralar yani. Ya biz bir tane programda öyle yaptık. Versatil dedik tamam mı? Hasan Arda buradan diline doladı Versatil'i. Versatil ne deyince mi cevap veriyorsun ya? Versatil sizden mi çıktı lan? Ve versatil oyuncular olması lazım. Abi versatil ne demek? Biliyorsam versatil. Ya bir yerde versatil kullandık hani çeşitli yönleri olan falan tarzı. Versatil ne? Ben versatili şeyde Hasan Arda'dan çıktı sanıyordum ben. Hasan Arda'nın muhabbet şimdi versatil kullanınca Hasan Arda'ya atıyorlar direkt. Versatil videosunu atıyorlar. Ama oluyor abi bazen sıkıştığın anda aklına kelime gelmiyor. Sen ne yaşıyorsun bunu? Evet tabii. Mesela biz Leverkusen yayını çekiyoruz Avrupa'da. Fritz övüyor. Wills şöyle yaptı. Wills böyle yaptı. Sokakta görsem tanımam diyor. Mesela yüzünü... Olmuyor diye yani bunlar abi. Şeyde Tahsin Erdem de şey demişti ya. Tuval için süpürge suratlı. Aynen. Çok iyi işte aradığım analiz. Abi şey Telegol'de bir de hatırlarsın. Öyle bir bence Sertuğrul Eren denk getirdi ki Ahmet Çakal'la Erman'ı. Evet. Yavrucum kavgasında falan. Belli orada hani. Muazzam ya. Şey içmiş yani hani. İçerek gelmiş Erman Toroğlu viskiyi koymuş. Kayıntı gitmiş tabii orada. Tabii. Hani sana şey yapıyor ya. Bana öyle yavrucum deme. Ahmetçim yavrucum diyor. Ahmetçim. Ya. Diyelim derim diyor ya. O programa eğer müdahale etmese abi. Hani siz iki arkadaşsınız falan diye. O programda inanılmaz şeyler olurdu ya. Kavga çıkardı bence o programda. Net çıkardı net. O şeyi de çok iyi ya. Yılbaşı özel programı. Gökmen Özdan'ın uçurum performansı. Bak bugün hala konuşulan şeyler. Peki orada en güzel taraf ne abi biliyor musun? Ne? Şarkıya yetişmeye çalışıyor ya. Şu dilime kolay yap. Denemedi. Derine. Müthiş bir de smokinle. Tabii. Smokinle falan. Telegol iyi zamanlardı. Bu tam ya. Bir Telegol mini özel oldu ya. Evet güzel tam oldu. Tam güzel oldu güzel. Ve sıradaki gaf Güntekin Onay'a ait. Aslında değilmiş sonradan anladık. Bitti demediniz mi lan? Bitti demediniz mi lan? Oradaki yüz ifadesi böyle hani... Ama o yakalanmış bir yüz gibi. İfadesi vardı. Çok abi çok böyle hani acayip bir yüz ifadesi olduğu için yerle kalır üstüne. Aynen ya. Çünkü böyle bir şey yaptı yani orada. Rıdvan Dilmen'in yanında mesela hala bence Murat Kosova'dan hani usta televizyoncu ama evet. Güntekin Onay gibi olmadı abi. Daha ikiliydi değil mi? Daha ikiliydi abi. Bir de hani anıları var mesela şey diyor ya şimdi bir Süper Lig maçında diyor ya hocam şu zeminlerin halini görmüyor musun falan bunlara yayında değinelim diye doldurmuş. Rıdvan Dilmen de girmiş tamam mı ya bu federasyon bu zeminleri düzelsin. Hocam ellerinden geleni yapıyorlar aslında falan demiş. Beni diye bir sattı diyor orada. Ama şey ben şey daha çok benim komiğime gidiyor mesela. Bak böyle satışlar da var ama hakikaten evet. Var. Şey daha çok komiğime gidiyor. İşte Rıdvan Dilmen diyor ya işte kimin aklına geldi bu diyor. Arkadan böyle kendini gösteriyor ya. Bak o net yaşanıyor. Yakalanıyor ya sonra kadroya giriyor yakalanıyor.
Rıdvan Dilmen de duruyor, gülüyor böyle şeyi. Şimdi bir tane WhatsApp grubunda boya giderken Zeki Çelik adı düştü mesela abi benim, tamam mı? Ben de bir tane şey geldi hani Zeki ile ilgili, çok kafama oturdu hani oradaki o yakın temas işte defansif özellikleri falan, boyanın yerini doldururuz keşke gelse falan. Bunu yazan adamın olduğu grupta onu destekleme babında hani bazen yaşarsın ya bunu, sen de yaşıyorsundur. Dedim ki aslında Zeki gelse dedim iyi olur ha dedim, tamam mı? İsim vermedim. Bunu yazan adam böyle yaptı. Beş para etmez. Yaşadığımız onlar için. Ya Güntekin onayı da almış, almış oldu. Biraz böyle bir satış oldu. Evet. Ama abi zirvesi şey tabii onun hani. Serhat Uluer'in anlatıyor. Şey, hepinizi... Zengin edeceğim. Hepinizi kurtaracağım beyim. Muazzam ya. Evet, kıyıcı ağzına sağlık. Abi çok güldük. Vallahi bak yanaklarım ağrıdı. Vallahi billahi kızardım ya. Hakikaten öyle. Güzel program oldu. Evet, umarım izleyicilerimiz de beğenir bu programı. İzleyicilerimiz de biz kendi adımıza 8-10 tane seçtik. Kendi akıllarına gelen yorumlarda buluşalım. Biz çok fazla alt alta doldurmak istemiyoruz ki, size de bırakıyoruz biraz. Evet. Yorumlarda hatta bence ışık açar. Belki bir tane daha bundan yaparsak yorumlarda belki esinlenip yorumlardan bulduğumuz şeylerle gafların üzerine de konuşabiliriz. Part 2 part 3 gelir ya. Aynen, part 2 part 3 gelir. Ve o zaman bizim için bu ne biçim hikaye böyle biter. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak... Kanala abone olmayan varsa hala lütfen abone olalım. Videoyu beğenelim. Yorumlarınızı zaten bekliyoruz. Kıyıcı, tekrar ağzına sağlık. Eyvallah abi, ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ne biçim hikaye böyle? Yılan değil mi? Aldık. Abim ödeyecek. Gel baba.